Jack Doxan herkese merhaba. Bu hafta programda Muse'dan bahsedeceğiz. Ee, biraz daha yeni dönem grupları konuşur musunuz diye yorumlar gelince YouTube kanalına bize <laughs> gelebildiğimiz... 30 yıl. Ay çok buraya kadar gelmiş gibi olsak da yavaş yavaş geliyoruz görüyorsunuz. Geçen hafta Coldplay, bu hafta Muse'dan bahsediyor. <laughs> <laughs> anca. Anca. Anca gelebiliyoruz. 94'te kurmuş ama bunlar bir de çok erken kuranlar evet. grubu. Yani ee, Erken kurup dağılmamak gibi yani pek çok meziyetinden hmm. bahsedeceğiz de e, bayağı 14-15 yaşındayken falan kuruyorlar neredeyse 16-17 diyelim. Yani. Evet evet işte bu peki Coldplay kadar e, sert baktığın gruplardan Yo, mı? Yo hiç değil hatta şöyle söyleyeyim yani e, Origin of Symmetry hmm. benim 2000'lerden en sevdiğim albümleri saydesen ilk ona koyabileceğim kadar sevdiğim bir evet. albümdür. Biraz benden sonra evet. Origin of Symmetry'den sonra işler biraz karışıyor ama hiç Muse kıyas kabul etmez yani. Ben de ilk üç albümünü gerçekten çok sevdiğim hatta Radyo X'in ilk kurulduğu dönemlere de tekabül ettiğinden dolayı ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Muse'u çalan tek Tabii, Radyo X'i yani, yani, ya da bir tanesinden biri bizdik. Muse'a da çeşitli eleştiriler getiriliyor onların hepsinde işte konuşacağız hmm. işte formülasyon vesaire... Hmm. Ee, Temalar konusunda belli bir alana <laughs> sıkışıp, kalması, sıkışıp evet. kalmak gibi eleştiriler yapılıyor. Hatta baktım bu bu sene çıkarttıkları albümü, iki, bu sene diyorum işte 2020'den. 2022'de çıkarttıkları albümü Pitchfork yerden yere vurmuş. Yani Pitchfork daha önce de söyledim bir ölçü değil benim için evet. ama e, döndüm hani özel bir gıcıklıklarım var diye. <laughs> Çünkü çok düşük bir not vermişler, 3 gibi bir not vermişler. E, Origin of Symmetry'nin falan hakkını vermişler 8 virgül bilmem kaç falan bir örnek olarak söylüyorum yani. yani. Bu arada ben de pek e, sert beğenmedim. De işte, son albüm ben de çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama e, geçenlerde çok sık takip etmediğim kapak konusuna göre bazen aldığım şu Classic Rock dergisi Hı -hı. vardır bunun 2022 değerlendirmesi açıkçası hani hava alandaydım başka okuduğum dergide kalmamıştı gibi de aldım bir de yıl değerlendirmesi okuyayım diye Muse'u Hı -hı. da. E, koymuşlar. Hı. Bellamy ile de burada bir ufak işte quiz gibi bir şey yapmışlar. Hı. Şey soruyorlar işte bu albüm bariz bir şekilde e, daha sert bir sound'a sahip işte Kill or Be Killed filan gibi Hı. böyle neredeyse metal Hı. çizgisine Kim kenarında gezdiği sound'lardır. Hard Rock Heavy Metal. E, Bellamy de diyor ki evet hani Rage Against the Machine'e bakarak biraz bu işleri öğrendim. ...gibi bir yere geliyor. Hani... ...basit bir blues riffini bile alıp... ...başka hı hı. bir şeye çevirebilirsiniz. İşte Iron Maiden'dan... Tabii. ...çok etkileniyordum zaten. Yngwie Malmsteen'de diyor. Evet. Ondan da bahsediyor. Var. Burada Yngwie evet. Malmsteen'den de bahsediyor. Oğlu Slipknot'la tanıştırıyor. Bir de o var. <laughs> yani şeyden olan oğlu. Kate Hudson'dan. Oraları geleceğim lütfen. Geleceğim. Çok güzel Peki orada var. evet biraz... dedikoduları olabilir. <laughs> Tabii. Ee, neyse yani... ...bunlar... Yıldız çıkarmak konusunda haritada hiç görülmeyen bir yer. Evet. Devo'nun 15 bin nüfuslu falan bir sahil kasabası, bir liman, balıkçı falan evet. filan kasabası. Çok sakin bir yerden. Ee, Taygın Mouth Evet. Ee, oradan evet. çıkma bir grup. Okul yıllarında tanışıyorlar. Başka hı hı. proje, klasik hikayeler aslında bunlar ama başka projeleri olan ya başka gruplar küçük gruplar kurmuşken üçünün Hı -hı. bir araya gelmesi bir taneyi de onların gotik işleri var bir isim. Evet evet ben o e, isimlerini söyleyeyim. Carnage Mayhem, Hı. Gothic Plak, Rocket Baby Dolls sonra Muse oluyor. Aslında şöyle en uzun olan e, Gotlu bir daha söyler misin grubun adı? Aklıma şeylerden bir şeyden bir. Gothic o grupta toplanıyorlar en nihayetinde en ciddi proje o bir eleman değişikliğiyle falan Bellamy bunlara hmm. ekleniyor bildiğim kadarıyla. O Rocket Baby Doll bir tek sefer kullandıkları bir isim ama evet. kariyerlerinde bir tane çok veriyorlar. önemli bir konser o da. Evet. Bunlar böyle şey karar aşamasındayken hani lise talebesiyken vesaire bu işleri yapmak. Güzel ve normal ve eğlenceli de Hı -hı. hani hayatının kalan kısmında ne yapacaksın sorusu gündeme gelmeye başladığında işte lise biterken vesaire. Hı -hı. Diğer insanlar üniversite kariyerleri için, üniversite eğitimleri için Hı -hı. E, bu ufak kasabadan giderken bunlar kalıyorlar orada. Hı -hı. Ve e, birazcık da o Battle of Bands'e şey gibi katılıyor bunlar. Genelde pub rock tarzı grupların katıldığı bir yarışma popüler şarkıların coverlandığı vesaire. Bunlar böyle bir agresif bir, evet. bir şey çalarak giriyorlar. İngilizler ve bu sayede de e, şey kazanıyorlar. Evet. Bu Battle of Bands'i düşün yani bir önceki grup ismine girmiyorlar. O gece için başka isim buluyorlar. Evet. Hani biraz da dalgasına katılıyorlar. Evet. Ama orada e, bir iletişim kurduğunda veya sen bir şey yaptığında verilen tepkinin bir yere götürebileceğini görüyorlar. Ve kar devam kararlarında çok önemli o. Evet, çok şaşırıyorlar zaten doğru evet. Bir tık öne gelerek ben Hı. hani hani sen Tabii. devam edersin. Bu met Bellamy'den birazcık bahsetmek istiyorum. Tabii ki grubun üzerinde çok büyük etkisi var. Şimdi ilk önce Cambridge'e doğuyor. Ondan sonra bu Tiger taşınıyorlar. Babası çok önemli bir insan. Ondan birazcık bahsetmek Tabii. gerekiyor. Tornados grubunun gitaristi aslında George Bellamy. Ee, ve bunlar 13 yaşında ayrılınca annesiyle babası birçok işte oraya işte bir ayna kırıyor mesela biraz sonra hmm. bu sözlerine falan da gelecek hmm. ya böyle bir takım doğaüstü güçlerle ilgili şeyler unsurları grup şarkı sözlerine ekliyor. Ayna kırıyor. Yedi sene uğursuzluk olacak diyor. Arkasından annesiyle babası boşanıyor. Ben işte aynayı kırdım diye boşandılar diyor. Sonra anneannesinin yanına gidiyor. Anneannesiyle birlikte yaşamaya başladıkları zaman bu abisi bir tane de üvey kız kardeşleri var. Onlar anneanneyle birlikte yaşamaya başlıyorlar. Fakat daha para sıkıntısı çekmeye başlıyorlar. Anneannenin bodrumunda e, çalmaya başlıyorlar. Yani bodrumda iyi kalbim genellikle oluşuyor. Bir bu var. Bir de bunlar community school'a gidiyorlar. Community school'da işte ilk önce 4 yaşında 5 yaşında bir piyano çalmayı öğreniyor. Sonra 14 yaşında 15 yaşında gitara geçiyor Matt Bellamy. Piyanoda işte abisi de Bak Zehir Gibi Çocuk diye arkadaşlarına yani şunu hatırlıyorum çok net diyor Matt Bellamy. Televizyonun karşısında Dallas seyrediyoruz. Hani her ne kadar İngiltere'de de olsak da yani bir Amerikan dizisi izliyoruz. Beni televizyonun başından alıp piyanoya koyuyor. Ben Dallas'ın müziğini çalıyorum piyanoda. O da arkadaşlarına gösteriyor. Sonra 14-15 yaşında gitara geçiyor. Ama yani hiçbir zaman böyle babam... E bir grupta gitarist işte biz de böyle olmak zorundayız gibi bir şey asla olmadı. Değil diyor. ama bak ilginç bir şey var. Şimdi babasının grubu 62 o meşhur Telstar şarkısını Telstar şarkısı. e, yapan grup Tornadoz. Tornado's. E, dönemi için müthiş e, ileride bir parça. Sen parçayı dinledin mi? Tabii ki tabii ki. Parçayı dinlediğinde tuhaf bir şekilde Muse'un ...bazı şarkılarında bir izleyi de görebiliyorsun orada. Bir bağlantı kurabilirsin. Neyse babası da bu arada çok hani kötü değiller bence. Çünkü şunu biliyorum ben de. İlk bunlar biraz palazlanmaya başlayınca... ...bu Battle of Bands'i falan kazandıktan sonra... E, ...o bölgede bu işlerle ilgilenen... ...biraz tecrübesi olan bir adamın dikkatini çekiyorlar. Hmm. Bunlara e, stüdyosunu neredeyse... ...istediğiniz zaman gelip kullanabilirsiniz şeklinde açıyor... Ve ilk EP'lerini kaydederken bunlar, ilk demolarını. Hmm. E, babası da bunlara yardımcı oluyor diye biliyorum. Yani kayıt sırasında şu evet, şöyle evet. kullanılır, bu böyle kullanılır diye. Pek çok grupta şeyi görüyoruz ya biz hani Cure'undan kimi konuşursak konuşalım aslında. İlk stüdyoya girdiklerinde pek stüdyo bilmiyor hmm. müzisyenler. Muse'un aslında çok erken yaştan gelme, komando eğitimi gibi. Bunlar hani bir stüdyo nedir görüyorlar. Bir şeyler kaydediyorlar. Hmm. Bir, bir Bu konuda biraz fikirleri olarak başlar. Biraz ACDC'nin hikayesi gibi hani abilerinden dolayı hı hı. onlarda da bir know-how var ve o birazcık işlerini ...belli noktalarda kariyerlerinde... kolaylaştırıyor, ya, kararlarında. Biraz Muse'un da öyle bir durum var ve şansları bence çok iyi adamlarla yola çıkıyorlar. Yani ilk başladıklarında işte bu EP kaydettiriyorlar bunlara. Sonra diyorlar ki siz hadi birazcık söyleyeyim adı. Sen Kilometre de... yapın. Turne yapın. Pek çok ufak Festivalde veya salonda işte neyse yani aklına gelebilecek her yerde çaldıkları bir süreç var, birazcık deneyim kazanmaları açısından ve bu sırada da çıktıkları dönem bu arada hani çıkmaya hazırlan grup 94'te kuruluyor da tam Britpop'un zirve zamanı ama düşe geçeceği zaman gibi evet. bir dönem. Radio müzik dünyası gruplar. da aynen müzik dünyası da şeyi okumaya çalışıyor. Tamam bu Britpop. Etinden, sütünden, kılından, tüyünden yararlandık ama bitti. Hı -hı. Ne var? Sırada ne var? Sırada ne var? Bu arada var? o bir radyo sonrası gruplar arasında kiini gösteriyorlar, Muse var, ee, Kazabian var. Hani bu, bu gruplardan bahsediyoruz yani hepsinin birden böyle yükseldiği. Bir şey söyleyeceğim az önce Kür dedin ya abisi büyük Kür hayranı ve eve devamlı böyle gotik sevgililerini getiriyor. Orada böyle çok beğeniyor yani o kızlar falan böyle değişik bir şey hani orada böyle ilgilenmeye başlıyor. Bir de abisi bu kija boardlar vardır ya Hı. ruh çağırma işte evet. onlara birazcık takılıyor. Böyle işte... Mistik. E evet evet mesela bir konseri sırasında Reading Festivali'nde yanılmıyorsam bir konserde daha önce hayranının vermiş olduğu böyle filli bir tane bunun kemeri varmış. Kaybediyor kemeri çıkmam diyor. Bir de Reading Festival'de ne kadar dakika geç kalırsan o kadar sana ceza ödetiyorlar. <laughs> Yani ona rağmen çıkmıyor o kemer bulunana kadar. Böyle hani şeylere takıntılı bir adam. Ailede var ailede evde annesinin bu filan da bu tür faaliyetleri hani ruh çağırma seansı mı diyelim ne diyelim hani böyle mistik şeylerle hmm. ilgileri olan bir aileden geliyor netice itibariyle. Ama mesela esasen hip hop dinliyor. Şeylerle tanıştığı zaman diğer grup elemanlarıyla hmm. tanıştığı dönemde bu hip hopçu daha çok. Hani ilk aldığı plak mesela İngiliz hip hopçunun plağı. Müzik konusunda birazcık işe başladıktan sonra yolda bazı şeyleri öğreniyor. Yani ilk albümün prodüktörüne buna şey dinletiyor adam. Tom Waits. Hmm. Ee, işte şey. Daha avantgard müzisyenleri vesaire dinlettiğinde çok etkileniyor. Geliyor sürekli soruyor ki gitar gitar dinlemek istiyorum. Kimi dinlemeliyim? Jimi Hendrix dinleyeyim mi sence? Neyi dinleyeyim falan diye soruyor. Yani hmm. böyle bir o bazı müzisyenlerde deli gibi bir müzik bilgisi olur Yani ya, böyle. Kim kimdir o bluzculardan başlar bütün herkesi bilir bir sürü şey dinler hmm. kafasında armanlar falan. bu birazcık yolda e, cebine taşları doldurarak ilerliyor arşiv konusunda diyorum buna. Bu arada grubun ismi Muse neden bu Ta Mouth'da yaşıyor dedik ya bunlara. Bu e, şehrin etrafında bu kadar çok grubun oluşması kurulması neyse yani o gruplar bu arada hani ona da baktım. Tam girmeden önce böyle şehrin etrafında bir Muse'un yani böyle bir ilhamın olmasından dolayı grubun ismini söyledik. Şehirde böyle koyduklar pek yani. grup kuruluyor benim bildiğim Muse dışında. Şehrin <laughs> öyle etrafında derlermiş. kuruluyor. Bir tek burada kurulmuyor. Evet. <laughs> Burayı bir de... kötü gruplardan koruyormuş Muse. <gülüyor> 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 o şeyler. Bu arada şöyle bir şey yapıyor yani daha yeni kurulduğu zaman böyle Muse isminin haklarını alıyor. Yıllar sonra ya Selin diyor ya da öyle birisi böyle Muse'la bir ilgili böyle. Las Vegas'ta şov ha. yapmak istiyor. Muse, MUSE koyuyor ismini de onlar da diyorlar ki yani hani biz sanki back grubuymuş gibi olacağımız için izin vermiyorlar. İsim haklarını da alıyor. Yani kafası da çalışıyor. Bu ilk albüme gelecek olursak böyle birazcık hemen e, magazin dedikodusunu da vermem güzel olur. Tanya Andrew diye bir tane sevgilisi var. Ama 15 yaşındayken bunlar sevgili oluyor. Böyle 6 sene falan birlikteler kızla. Albümün kapağını da o yapıyor. Sanat okulundan mezun. Hmm. Grafik falan biliyor kız. İşte kız arkadaşları meselesine Matt Bellamy'nin böylece Giriyoruz Tendi Andrew'la. Bu Plugin Baby'nin de coverını o yapmıştı. İçlerinde benim bildiğim hala hala şeyim bilmiyorum. Bekar mı da Dominic Overton en uzun süre e, bekar, bekar Gitarist falan. olan değil mi? Dom. Evet. Hatta Muse turnede değilken kendi hala memleketine dönüp poplarda falan çalıyor. Baya çocukları, ailesi falan hepsi orada yaşıyor. Şimdi Davulcu. Programı... Ee... Davulcu. Bu diğeri alkol problemi yaşayan sonra o en uzun süreli ilişkisi onu hala Chris Boston o şeyle e, galiba. Böyle gençlik aşkıyla beraber herifler sonra alkol problemi yaşadı o. Neyse neredeydik bir dağıldık. E böyle ilk albümünü piyasaya sürüyorlar. İlk albümün çıkması dedik. öyle kolay olmuyor işte ya. Bunlar İngiltere'de bu etraflarındaki insanlar da birazcık bunları pamuklara sararak ve doğru yönlendirerek bir yere Hı -hı. getirmeye çalışıyorlar. E, Showcaselere çıkıyorlar yani plak şirketlerini de çağırıyorlar. Gelin bakın böyle bir grup var diye. İngiltere'deki bütün plak şirketlerini davet ettik diyor prodüsörlere. Bir kişi gelmedi diyor. Müzik basından da bir kişi gelmiyor. 100 Club'da Londra'da bunları şey yapacaklar. İlgilenmiyor İngilizler. Yani çünkü radyoda çalmaz bu. Şimdi başka bir rüzgar esmeye başlayacak. Bu eski kalacak. Ee, yeni bir tane daha gitar grubuna ihtiyacımız var mı? Şimdi bak elektronik müzik geliyor, müzik başkalaşıyor. Bu, biz bunların ne yaptığını anlamadık falan diye. O zamanki menajer diyor ki ya duymadığım bahane kalmadı benim İngiltere'de diyor. Bunun üzerine diyor ki bir şey deneyelim mi Amerika'yı? New York'ta da bu meşhur Kasım ayında yapılan bütün sektörün toplandığı eventlerden biri var. Oraya gidiyorlar. Orada bir kadın Columbia Records'dan. Diyor ki ben çok beğendim. Orada da çalıyor bunlar. Hani şey gibi düşün. South by Southwest filan evet, diye evet. yani ufak hmm. konserler veriyorlar kendilerini göstermek için. Bir ee, şeye gelir misiniz diyorlar. Kolombiya Records bunlara. Hmm. L.A. Los Angeles'a gelir misiniz? Orada birilerini dinletmek istiyorlar sizi. Dinlettikleri adam Rick Rubin götürüyorlar bunları. Rick Rubin diyor ki çok iyi, şahane grup, bunlardan olur. Ee, Columbia Records bunlara diyor ki siz dönüyor musunuz İngiltere'ye? Birkaç gün daha kalın burada diyorlar. Hmm. Bir kayıt alırız, bir şey yaparız, bir nereye gideceğimizi görürüz ama daha bir anlaşma imzalanmamış. Fakat masrafları Columbia Records evet. ödüyor. <laughs> Tam o sırada Maverick kurulmuş. Madonna'nın plak şirketi bir sub-label aslında. Onlar da asılıyorlar. Yeni grup toplamak konusunda çok hırsızlar. Maverick Records geliyor bunlara. Yani biliyoruz sizi Columbia getirdi buraya ama bir denemek istiyoruz. Biz sizinle anlaşacağız galiba. Hmm. Peki diyorlar. Ne, ne yapacağız? İngiltere'de zaten hani şey kış... LA hava harika filan burada takılırız biraz da. Netice Columbia olmuyor, Maverick imza alıyor. Amerika'da imzaladıktan sonra e, Avustralya'da ki e, merkez İngiltere'de olan bir plak şirketin Avustralya şubesi bunlarla Avustralya için anlaşma imzalamaya kalkıyor. Diyorlar ki sizi bizim İngiltere bağlamadı mı yani imza atmadı mı? Bunlar yoktu. Olur mu öyle şey ya filan? Bunun üzerine İngiltere'de imzalanıyor ilk plak. Şey. ilk i̇lk anlaşmalarını Amerikalılarla yapıyorlar. İngiltere'de çok kabul görmüyorlar yani. Bu albüm çıkması bayağı uzun sürüyor. Zaten albümde biliyorsun ilk iki EP'lerinden biraz parçaların derlendiği bir şey. Birkaç parçanın evet. da eklendiği. İlk Ama... single Uno, ilk EP'leri Music EP, sonra da Showbiz çıkıyor. Ama işte o şeyler var zaten. Bu arada... ilk EP'den ve ikinci EP'den, şey ilk EP'den Showbiz'e aktardıkları parçalar var. Matt Bellamy'i ilk önce solist olarak düşünmüyorlar, sonra böyle bir karar veriyor. İlk önce kiteriste bir araya geliyor, ondan sonra davulcuyu buluyorlar vesaire ama hani başka bir de solist mi bulsak acaba dedikten sonra hani Matt Bellamy'i denedikleri için. Bir şey değil çünkü grubun neredeyse ilk 5-6 albüm tek başına yazıyor gibi bir şey tabii, tabii. Bellamy. Ondan sonra birazcık e, gitaristten, şey, basçıdan e, destek gelmeye başlıyor vesaire. E, hani Bellamy'i denklemin dışına attığın bir müz olamaz. Hem fikirler yok, yok, ondan çıkıyor, sorayım. hem tabii, parçalar tabii. ondan çıkıyor. Sesi adamın ve ilginç. Tabii Şimdi canım şunu güzel. anlıyorum ben. O zamanki plak şirketleri niye isteyemeyeceğim Çok geçmiş bir müzik yapıyormuş gibi geldi büyük ihtimal onlara. Yani senfonik rock, progresif rock, klasik müzik ve rock bunlar... Denendi, denendi, eskitildi, eskitildi. Hani bunun bir kitlesi var mı kardeşim? Biz bunu niye yapalım diye düşünmüşlerdir hızlı taraftan düşününce. Evet. Esas cevheri görememişler yani. Ama bunu açıklamaya çalışırsan ancak böyle bir sonuca varabiliyorsun. Hani bunları biz bu işe kalkışacağız ama bunun bir alıcısı yok diye bakıyor ama iş öyle değil. Sonra zaten Total Total Guitar Magazine'de Plugin Baby işte tüm zamanların Plugin en iyi, Baby çok iyi parça. riff'i tabii canım. Tabii. Sonra işte Gigwise'da en iyi gitar riff'leri, en iyi gitaristler, en iyi gitar solo'ları, en iyi gitar 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 ve en seksi erkeklerden biri seçiliyor. Matt Bellamy'de yapılan bir New Music Express. New Music Express zaten çok seviyor bunları. Her yer, her neredeyse sayısında o dönemde yer veriyorlar. Annem'i evet cesaretlendirme yönü kuvvetli Sexiest bir... Sexiest Male Award. En seksi erkek seçiliyor Matt Bellamy. Sonra benim de çok beğendiğim işte bunu getirdiğim Origin of Symmetry. Müthiş. Ee, o da çok iyi albümdü. Çok iyi. Burada şeyler var tabii. Yaptıkları bazı numaralar. Bu Leke ile çalışıyorlar. İlk 2 e, iki üç albümde bildiğim kadarıyla. Deneyselliğe açık bir grup olduğunu hemen oradan görüyorsun. Hep yeni bir şeyler atmak istiyor müziğin içine. Zenginleştirmek istiyor. Başka bir ses örgüsü oluşturmak istiyor. Mesela e, ee, bir parçada kilise orgu. Ork kullanıyor her Synthesizer kullanıyorlar. Bu diyor ki biz bunu gerçek bir orkla kaydetsek olmaz mı? Hmm. Çıkıyorlar beraber. Baya yollarda diyor ki kilise var. Duralım. Giriyorlar. içeride böyle bir tane büyük kilise orgu var. Şeyden özel izin alınıyor. Tabii, tabii. İşte e, kilise yönetiminden. Kilise yönetimi şarkının sözlerini görmek isteyince söz yazılıyor mesela parça. Harmony galiba. Yok şey Parçanın adını söyleyeceğim şimdi. Hmm. Şey, megalomania. Megalomania. Bu parçanın mesela hani ki sorguyla yaptıkları parça bu. <laughs> Sözleri kilise isteyince böyle hatta biraz da şeyden yazıyor. Böyle aşk şarkısı falan gibi bir sözler yolluyor. Sonra o sözler mi kaldı şarkıda? Yüzde yüz emin değilim ama parçayı biraz öyle kabul ediyorlar. Mesela e, prodüktörleri şey getiriyor stüdyoya. Bir arkadaşının çok eski bir davul setini tozlu paslı patlak bir set ama oradan bir ses alıyorlar hmm. bir tane savaşlarda kullanılan tankların içinde birbirlerini duymak için kullandıkları bir ses kulaklık sistemi var hmm. eski hmm. onu piyanonun üstüne koyuyorlar mesela piyanonun sesini oradan alıyorlar hmm. ee, bir Güney Amerika ziyaretinden seyahatinden adam şeyle dönmüş. Bu gitaristlerin çalarken bileklerine taktıkları e, çeşitli kemiklerden, hayvan kemiklerinden evet. vesaireden oluşan bir şey. Bu çok ilginç geliyor bize insan kemiği buldular. Bu ki insan kemiği olur mu ya? Yani deli misiniz siz? Gidiyorlar kasaptan işte kemik alıyorlar bilmem ne yapıyorlar ama o oradan elde edilen sesi de yine içine yediriyor. Hep böyle bir arayış içinde yeni yerlere Tabii açılmak. Tenek. Fermuar var bilmem nesi var... Bir sürü farklı farklı şeyler Aynen, kullanıyorlar... Aynen bu arada en sesinin... Son eldiven çalıyordu <laughs> geçen seneki konserinde... Yapıyor o işleri seviyor... O alanlara açılmayı seviyor ve... Başkası yapsa... Bak müziği başarılı kılan şeylerden birini biliyor musun? Başkası yapsa... E, ağzına yüzüne bulaştıracağı... Rezil olabileceği işleri... Bunlar... Harika kotarıyorlar yani... Bu ne kadar iyi bir müzisyen olduğunu... Müziği çok iyi bildiğini gösteren bir şey... Bu devirde şey mi kaldı ya yani e, şövalyeli memalyeli şarkı mı kaldı? Böyle bir şarkı yapıyorlar ve şarkı başarılı oluyor. E, hani kaç tane uzayın derinlikleri ve insanın yalnızlık hissi ve yabancılaşma ve e, dünyadaki dönen dolaplar üzerine kaç albüm yapabilirsin? Yaptığı adamlar 9 tane ve başarılı ve yani bunu da e, eleştiri payı sabit ama çok komik duruma en azından müzikal açıdan. Düşmeden yaptılar. Düşenleri de gördük Burada bu arada. da tabii çok hırslı ve çok çalışkan adam olmalarının da bunda büyük bir Bu arada ilgisi. az önce enstrümanlardan bahsederken en tabii önemli enstrümanı olan gitar için de şunu söyleyelim. Manson gitarları, ona özel gitarlar yapılıyor. Sonra 2000 2009 mu? Tam hatırlamıyorum şu anda Tam tarihini yazmamışım buraya Onu 2019'da yazmışım Workshop'ını gidiyor satın alıyor yani Kendi ve orada kendine custom gitar yaptırıyor. yaptırıyor Ama bu bahsettiğimiz gitarları işte Dave Grohl'dan C6D hmm. ve Lady Gaga'ya kadar hani Birçok müzisyenin de kullandığı yani Bayağı bilinen önemli bir de pedal Kendine hani onların şey pedalı vardır ya sesini böyle evet. o işte o custom pedalları da burada yapıyor. Şimdi Howelsen önemli Anson. bunların hayatında. Hı -hı. Bunlar ilk e, albüm yaptıktan sonra Avrupa'daki plak anlaşmaları ilk plak anlaşmalarını şey yapmıyorsun. Worldwide dünya çapında olmuyor. Genelde ülke bazında yapıyorsun ve bazen de daha küçük firmalarla işbirliği yapabiliyor firmalar. Bu işin teknik ve yasal kısımları, sözleşme kısımları da. Ama bunun getirdiği belli sorumluluklar oluyor gruplara. Atıyorum hani Belçika'da ve Fransa'da imzaladığın şirketler diyor ki şart olarak gelip burada çal. O sırada kim turnede onların önüne hmm. i̇şte Red Hot Chili evet. Peppers ve Foo Fighters'in ön grubu olarak çıkıyor. Foo Fighters bunlara bayılıyor ve Dave Grohl özellikle Amerika turnelerinde ön grup olarak istiyor. Çok seviyor bunları. Çünkü evet, evet. anında hemen siz gelin. Hatta Amerika'da olay olmuş. Çünkü Foo Fighters'ın çok iyi zamanı. Foo Fighters'ın ön grubu olarak çıkmak çok önemli bir şey. Pek çok organizatör, yapımcı bilmem ne neyse o pozisyonu istiyor. Hani Foo Fighters'ın ön grubu olarak çıkmak enfes bir şey. Orada yırtarsan yırtarsın. Biliyorsun hani biliyorsun bazen turnelerde esas hmm. grubu geçen ön gruplar oluyor. Tabii. Müzik tarihinde. O, o zaman da galiba bu orijinal Simitri'den onun Turnesi sırasını mı İstanbul'a gelmişler? İlk gelmediklerinden Şimdi bahsediyorum. Şimdi ilk 2000, aşı 2000'e geldiler diye hatırlıyorum e, ben. Maslak'takine geldiler. Aşık 2000 Maslak'ta yapılmıştı böyle. 2001 olan o zaman. Aşı 2001 mi orada? Neyse yani ona, ona geldi. Yanılmıyorsam. Kafam karışıyor müthişti. benim orada. Çok iyiler. Çok ben çok iyiler. Ben iyi yani böyle <laughs> patladıkları zaman 2007 filan gibi Roskilde'de hmm. de izledim. Müthiş. Yani canlı olarak hani hepsi önemli bir şey şu anda. En iyi... Evet. Live band denen ve bütün bu işleri hadi sahneye turnelerde bir kişi veya bazen iki kişi ekstra müzisyen alabiliyorlar ama... Evet, hani Bütün bu gürültüyü de üç kişi çıkarabilmeleri de müthiş bir şey. Tabii canım bu Türkiye'ye işte bir daha gelecekti fakat ne oldu bir şey oldu gene tabii ki konserlerin iptal olduğu dönemde biz de bir basın ee, grubu olarak şeye getirilmiştik. Ziget. Ukrayna'ya. ha Hmm. Ee, orada Aa, doğru Tolgalar falan gitmiş. Tabii tabii işte hep beraber doğru. gitmiştik. İşte bir hmm, Dinamo Kiev değil mi onların tabii. Dinamo Kiev'in şeyinde, stadında hmm. izlemiştik. Ya o kadar güzeldi ki. Çok iyiler. Şimdi Bellamy sürekli canlı performansın grup için çok önemli olduğunu hmm. kafasının bir tarafında hep çalıştıran bir adam. Yani Origin of Symmetry'den sonra mesela Amerika biraz hala ayak sürüyor. Bu sefer hani en başarılı ilk başarıyı Amerika'da buluyorlar. Ama onlar sürekli bir single istiyorlar. Ve bunların parçalarını uzun buluyorlar. Çünkü ne olmuş o yıllarda? Daha kısa parçalar yapan Strokes vesaire gibi gruplar çıkmış. Ve yeni hmm. trend bu olarak görülüyor. Hmm. Kimsenin senfonik rock 6 dakikalık şarkılar, 15 dakikalık gitar solo'ları işte uzay çağı, space rock bilmem ne falan filan. Möverik diyor ki bize şey getirin. Hit parça getirin. Güzel, çok güzel, aferin. İyi albüm yapmışsınız da. Bana o lazım değil diyor birazcık. Ayak sürüyor biraz. İşte hula balığı yapıyorlar o zaman. Çünkü canlı performanslarına çok güveniyorlar. Ve hula balığı müthiştir. İzledin mi bilmiyorum. Evet, evet. Ee, hani O kadar erken dönemde bir grubun hemen konser DVD'siyle çıkması ve bu sırada işte şey buluyorlar bunların kaderini değiştiren heriflerden bir Lawrence adamı oli dedikleri ışıkçı hmm. o da müzik dünyasında o sırada turne dünyasında işte bu eğlence sektöründe kullanılmayan bir takım deli fikirleri olan bir adam ışıklı toplar atalım evet. benzeri başka şeyler yapılmış ama bunu teknolojiyle buluşturup bir hikayeye çevirmek hemen atlıyor bunlar hemen adamla çalışmaya başlıyorlar işte iş, işin e, showmanship denilen şey Showmanliğin de kapmaya başladıklarını gösteriyor bütün bunlar. İşte Bellamy yıldız tozu atmaya başlıyor. Yani bir tek şey Chris Martin'in aklına gelmedi bu işler. <laughs> bu arada yakınlar ya yani iyi, iyiymiş herisi. <laughs> tabii tabii bu mesaj yaşıp duruyorlarmış gibi evet, bildiğiniz şey. Teize diyorlarmış. Ee, arkadan tabii turneler bitmeyen Muse'da mesela çok çalışkan gruplardan biri. Bak bu bütün çok satan şey ya, yakın çağ diye bakarsak bunlar. yani o 60'ların, 70'lerin, 80'lerin büyük gruplarından sonra 90'larda 2000'lerde çıkan gruplara da baktığımızda Hı. anahtar şeylerden biri bir çok çalışmak, samimi olarak çalışmak, iki çok turne yapmak. Sana söyleyeyim Original Symmetry Hı. 19 ay. Hı. E, drones 41 ay. Düşün. Neredeyse bunlar bitmeyen turneler ve yurucu işler bu arada da albüm kaydediyorsun bilmem ne yapıyorsun işte bir özel hayatın varsa o devam ediyor falan. Özel hayata geldiysek hemen özel hayata gelirse ha, bu arada Black Holes and Revelations'a başlayabiliriz. Büyük bir kırılma şey olarak ama o hangisinde oluyor? Ee, Şimdi şey, Dom'un babasının Glastonbury'nin kulisinde ölme hikayesi. Onu bilmiyorum neymiş? Bilmiyorum. ...ilk İlk, i̇lk Glastonbury'e bunları headliner çağırıyorlar. ...ilk tamam. İlk cuma akşamı headliner bir de. Hatta İngiliz müzik basını tartışıyor. Yani tamam Muse iyi de Glastonbury'e cuma headliner olacak kadar büyük mü falan diye. Bunlar hani, lafı yedirecek kadar çok güzel bir performans sunuyorlar. Çok coşkulular. Fakat kuliste babası kalp krizi geçirip ölüyor. Büyük bir yıkım. Çok Sonraki konserleri şey. iptal ediyor. Herif diyor ki ben ailemle kalmak istiyorum o süreci de mesela aynı YouTube'da gördüğümüz gibi erken yaşlarda bir araya gelen gruplar, grup elemanları bunu bir şekilde çözebiliyorlar. Hmm. Çünkü birbirlerinin ailelerini tanıyorlar ve adamı tanıyorsun yani. Tabii, Yanına anladım, koyulmuş anladım. bir tane "A bu da senin yanında durur yakışıklı gitarist" diye vermemişler. Arkadaşın ne yapıyorsun müzik? Bu süreçte de toparlanıp devam müthiş albümler çıkarıyorlar işte. Şimdi bunu bu hikayeyi bilmiyordum bu arada. Tamam. Ee, orada da şeyle çalışıyorlar işte. Rich Coste ile. Rich Coste ile ilk iki albümlerinde çalıştıkları prodüktör değil de bu başka prodüktör. Bunu da Rick Rubin bunlara. Hmm. Biz yani prodüktörümüzden memnun olmadığımızdan değil ama yeni kim var sorusuyla gidiyorlar. Bizi heyecanlandıracak, gruba yeni bir açı kazandıracak birini arıyorlar işte. Bunlar bu arada bir o var bir de Storm Torgerson çalışıyorlar bu albümde. Ona o giriyor kapak albüm kapakları konusunda işlerken o kapağı, ne kadar sound'da değil. Tabii tabii. tabii. Albüm kapakları konusunda ne kadar önemli olduğunu zamanında bahsetmiştik. İki tane albümünde çalışıyorlar. İlki bu Absolution. Absolution dediğimizde 2003 senesinden bahsediyoruz. Sonra Black Holes and Revolution albümü piyasaya çıkıyor. Grubu başka bir kademeye taşıyan. İşte bu bahsettiğim Knights of Cydonia evet, şarkısı. Evet. O, hani normalde zırva bu konuda şarkı mı yazılır dersin. Klibi de şey, şaka gibi bir şeydir. Ama News yaptı mı olabiliyor işte. <laughs> Bunu İtalya'da kaydediyorlar. Şimdi Matt Bellamy'nin İtalya'yla bir alakası, ilgisi var elbette. Onlardan bir tanesi eski sevgilisi, eski nişanlısı Gaia Polloni. İşte bu hayatındaki önemli kadınlardan bir tanesi. Psikiyatrist kadın. Uzun bir sürede birlikteler. Ee, uzun bir sürede burada e, Montrasio'da yaşıyorlar. Milano'da da albümün kayıtları yapılıyor. İlk sevgilisi bu, hani bu dedikodu şeyine girecek olursak. Yani uzun süreli ilişkilerinden biri o biliyorum ama grup hani Kate Hudson'a geçişine var da. Yani <laughs> ama ondan ayrıldıktan sonra zaten Kate Hudson'a geçiyor. Tabii, Hollywood eliti pozisyonu, aynı Chris Martin gibi yakın arkadaşım. Tabii, tabii. O da Gwyneth Paltrow üzerinden biliyorsun bu Hollywood elitliği. Bir de hani Hollywood elitliği derken köklü Hollywoodlu aile. Tabii tabii. E Kate Hudson'da Goldie Hawn'la Kurt Russell'ın evet. kızı yani. Hani daha Goldie Hawn'la kadar... Kurt Russell da şimdi <laughs> evli değiller ya, birlikteler ama evli değiller ya. Buraya sonra geleceğiz. Şimdi Kate Hudson'la Matt Bellam 2011-2014 tarihleri arasında <laughs> nişanlılar, birlikteler. Ondan sonra ayrılıyorlar. Fakat şöyle bir durum var ki hala çok iyi hala çok yakın arkadaşlar vesaire vesaire sonra oğulları Bing doğuyor Bingham, Haun, Bellamy şu anda kendisi 11 yaşında o az önce dedim ya bu Slipknot'la falan tanıştıran çocuk oğlu Bing sayesinde tanışıyor hatta bu sene yani daha doğrusu 2022 senesinde Twenty One Pilots konserine gidiyorlar onu görmüş müydün? Yok. No. Kendisi de paylaştı zaten Dead dance'ını yapıyor Yani baba hmm. dansını yapıyor o 21 Paylaşın solisti geliyor bunların Yukarılarda bir yerde duruyorlar Çoluk çocuk hep beraber gelmişler O kadar komik dans ediyor ki Bulursanız hala da duruyordur yani Bu çocuklarıyla bayağı uzun zaman geçiren bir insan kendisi Kate Hudson, Muse'un tabii solisti Matt Bellamy ile olmadan Daha önceki kocasından da bahsetmek Black gerekirse Rose'daki. Black Rose'un solisti Chris Robinson'la birlikte Ondan da Ryder Robinson adında bir oğlu var Kendisi 18 yaşında artık üniversiteye başladığı için ay gözlerim doluyor üniversiteye başladı canım oğlum diyor. Şimdi de e, bir de yeni kız çocukları dünyaya geldi. Şimdi bir model kızla beraber değil mi? Matt Bellamy. O evet. model kız dediğimizde bu Blurred Lines'daki kız işte. Evet. Ondan da işte bir çocukları var. Ona bayağı uzun zamandır birlikteler ama zaten hep beraber fotoğraflarda hep beraberler. İşte bu e, Beatles'la ilgili bir hmm, özel bir gece oldu oraya hep beraber gidiyorlar ya yani hani hiç hiçbir sorun yok yani bir ee, çocuğun vekaletini paylaşabileceğim yani bütün babalar konusunda koca değil ama babalar konusunda Hı. çok şanslıydım diyor zaten Kate Hudson. Yani bir erkekten daha fazlasını bekleyemem. Met harika bir baba diyor. Bu çok seviyorum şahane, bunları anlatmayı. Yani <laughs> özelliklerine bir tane daha <laughs> Bu arada bu Grammy'lerde 2023'te Machine Gun Kelly en iyi rock performansı dalında Ghost Muse da en iyi metal performansı dalında aday oluyorlar. Bu Grammy'lerden 2023'ten bahsediyoruz. Ben ya. sana diyorum, bu sene Grammy çok kanlı bıçaklı evet. Diyeceğim. Bizim bir konuşmamız gerekecek o iş. Aynen. Ee, bir ve de sonrasında da zaten turneye çıkıyor. Hem farklı gruplarla birlikte çıkacağı var, hem festivallere katılıyor, hem kendi işte o az önce bahsettiğimiz bu 2022'de piyasaya sürdükleri albümün devamı için. Bu arada bu konserlerine gittiğinizde de sadece bu yeni albüm çalıp da onun tanıtımını yapalım gruplardan değildi en azından öyle değillerdi. Şimdi değişmiş olabilirler ama her şarkısını bildiğin gruplardan oluyor. Yani şimdi stadyum grubu denen yani bir stadyuma tek başına hakim olabilecek grup denilen grupların sonuna gelindiği bir dönemde çıkıyor evet. gibi miyiz? Hani bir daha oralara kim çıkar denilen işi ve hakikaten bu punk falan konuşurken yerden yere vurduğumuz o stadyum rock hmm. bütün özelliklerini de barındırıyor. Yani klavyeler, uzun gitar soloları, şarkılar uzun. Birazcık böyle müzik için hep şey denir zaten şarkıları albüm için değil konserler için yazıyorlar hmm. gibi yani o konserdeki coşkuyu orada ya, ya, o var olan enerjiyi işte bütün bunları destekleyecek teknik aksam da oluyor ışıklı sesli vesaireydi ama bir coşkuyu bir, gittiğinde hayatında bir şeyin fark etmiş olması lazım o konser. Tamam gittin plak gibi dinledin çıktın olmamalı. Ben bu görüşü seven biriyim yani abartılı sahne şovları, ışıklar vesaire benim, benim sevdiğim şeyler bunlar. Evet. Bir konsere gittiğimde hakikaten ben hani çocuk gibi mutlu oluyorsun işte. Bir, 2 3 saat neyse o bir deneyim. Başından itibaren arkadaşlarını bulunduğun konsere gittin. Bütün bunun içindeki merkez noktası da oradaki performans oluyor. O performansın da benim hayatımda bir bana bir wow efekt oluşturması lazım. Bir şaşırmam, bir etkilenmem. Bir çıkışta böyle heyecanlı bir şey anlatabilmem lazım. Evet. Muse sana bunları sağlıyor ve bunları sağlayacak kadar çok da hit parça yazıyor. Tabii. Bu hit parçalar üzerinden yönetilen eleştiriler de bir klasik olarak bir e, pek çok kanaldan beslense de Muse kalıbı denen bir yere dökülen yani sound olarak, enstrüman olarak ne, ne dersen de konsept olarak e, bir başarılı bir formülün tekrarı Evet. gibi. ...görülüyor Muse. Arada biraz daha elektroniğe kaydığı... ...albüm var. Arada daha... Şiş, ...son metal. albümde olduğu gibi daha metal, sert bir yere... ...hani özümüze dönüyoruz biraz daha... E, ...gitar grubu gibi bir şey yapalım. Bu arada hiç bitmeyen o Radiohead... Hmm. ...tartışmaları... ...hani din ...bayrağını bunlar aldıysa bile... ...Radiohead zaten o bayrağı bırakmıştı diyenler. Yani o başka hmm. bir yere gitmişti. <laughs> Blur'de, Radiohead'de... ...vesairede ama... ...en özünde hani e, ee, kendi döneminin Coldplay ile birlikte en başarılı grubundan bahsediyoruz. Satış olarak. E, peki mesela olarak. buraya gelse turne kapsamında stat dolar mı sence? Bence Muse doldurur. Diyorsun. Kesin doldurur. Bu arada az önce bu Bing'den bahsettim ya bu Kate Hudson'ın oğlanı ondan bahsedecektim. En küçük çocuk olabilir yani birkaç tane rekor kırdım. Ne diye o rekor kitabın, kitabını? Guinness. Guinness Rekorlar kitabına göre bu rekor değil de. E, annesinin karnındayken Kalp atışlarının sesini telefonuna kaydediyor. Ve sonra Second Love albümündeki Follow Me şarkısını da kullanıyor. Hmm. Çocuğunun sesini. ya yani Sonra zaten Kate Hudson doğuruyor çocuğu. ya yani O kadar hemen. Bir Peki. de en fazla gitar çalan. Hah. Ay gitar çalan diyorum. Kıran. Gitar kıran e, rekoru onda. Matt Bellamy'de. Evet. Şeydi Absolution turnesinde. 18 ayda 140 gitar kırmış. Evet. Sonra yapılmış... Ha. Elemanların kafasını gözünü de kırıyor sonra yani öyle kendinden geçerek kırıyor. Mu Sahnede seviyor o işleri. İyi bir frontman. Bütün o hikayeyi hem grubu idare ediyor, hem seyirciyi idare ediyor, hem enstrümanlarını, hem sesini idare ediyor, hem şovu idare ediyor. Yani çok yetenekli bir adam. Evet, bu tabii müzik dışında da hani bir takım e, hobileri var. Ee, bir kere koyunları var bir onlara onlarla ilgileniyor. Kate Hudson'la birlikte bir e, alkolü içecek kırmızısından yaptıkları bir e, markaları vardı ama o bitti yanılmıyorsam. Goldie Hawn'un hatta bu... İlişki bile bitirmiş olabilir. <laughs> <laughs> Goldie Hawn'un hmm, böyle kadınlar yararına yaptığı bir şeyi var. O, onun için böyle bunları çıkarttıklarını söylüyorlar. Bayağı hani meraklılarmış bunları da ama yani artık mıyoruz. yoklar tabii ki. Pet Bellamy, şey Popel Bell falan fena para kazanmadı bunlar herhalde. Hayır hasenat yapıyorlardır Yapıyorlar zaten. Yani işte. kayınvalidesinin bilmem ne fonuna da bir şey yapmıştır. Yani. <laughs> official olmasa da kayınvalidesi bir dönem. Evet evet baya böyle bak fotoğraflarda falan hep işte tavşanlar mavşanlar hep beraber <laughs> şey yapıyorlar. E, bu arada Matt Bellamy, Ella Evans işte yeni evlendi 29 yaşında. Matt Bellamy 41 yaşında. Sonra ee, bu arada da yani 2017 senesinde Hep bu anlatmak Evet <laughs> evet tatlı. hep böyle arada <laughs> Hoşuma gidiyor Bir tane Jaded Heart Club bendi var bunun Matt Bellamy'nin 2017 senesinde kurduğu ee, Bu Beatles'lardan falan bahsediyoruz ya ee, Süper grup yani tabii tabii bir süper bir Graham Coxon var benim bildiğim orada. Stella McCartney oh be ay, çocuğun Hı. adı neydi deyip duruyorum çocuğunu. Stella McCartney'nin düzenlemiş olduğu bir tane gece vardı işte orada tekrar bir araya geliyorlar falan. Bu Jaded Hearts Club Band de Beatles şarkılarına yapmış oldukları coverlerden e, yola çıkan yani hani onu yapalım diye yola çıktıkları bir süper grup. Miles Kane var The Last Shadow Puppets'tan da biliyoruz. Jet'ten Nick Chester var. Graham Coxon var. Jamie Davis var. Ee, ve Champagne var Zutonus'tan. Böyle bir grupla birlikte bir yandan da onlara da çalışıyor. Onun dışında Matt Bellamy çocuklarıyla ilgileniyor. Bir tane de şu hikaye var benim elimde. Ee, Fender Telecaster'ını alıyor Jeff Buckley'nin. Bu Grace albümünde çalmış olduğu. Yeni aldı onu ben ee, de. 2020'de. Evet. Sarı Telecaster'ını kendisi alıyor. Ee, ve NFT'ye de çıkmış olan 3 tane şarkı kaydediyor. Bu şarkılar büyük bir ihtimalle aynı kişi tarafından alındığı söyleniyor. İsmi tabii ki verilmiyor ama şöyle fiyatlardan bahsediyoruz. Bir tanesi Guiding Light adını taşıyan 25.249 dolara yani 13.964 Ethereum'a satılıyor. Üç tane şarkı var böyle yani biri 21.591, biri 26.218 dolar, biri de 25.249 i̇şte dolar. şarkının haklarına da sahip oluyorsan bedavaya i̇şte. almış kim aldıysa. NFT denilen şey o değil mi zaten sana bilmiyorum. Ya yani bunu tekrar <laughs> yayınlama hakları falan da sen neyse bir tane Muse şarkısını 25 bin dolara aldığın Ben bir zannetmiyorum o kadar. Yani Muse isminin hakkını alan bir insanın şarkının bütün haklarını bir kişiye Tabii, vereceğini ha, hiç sanmıyorum bilmiyorum. ama bu gitarla bestelediğini biliyorum. Ya yani kendi şeyinde dinle kardeşim diye 25 bin dolarsa peki o ayrı. <laughs> Git evinde <bin de> dinle. <laughs> Git evinde dinle. Ver 25 bin doları. İyi değil o ayrı bir şey. İşte böyle 2023 senesinde yine Muse'un isminin çok olduk Şimdi turne benim bildiğim. Evet bir Amerika'ya gidiyorlar, İngiltere'ye gidiyorlar bayağı bir. MUSE Avrupa mı? Dünya turnesi hayatım. Henüz ge, ge, gezegenler arası turne imkanı yok ama Muse'un şu anda çıktığı turne ölçeği dünya turnesi oluyor. Bu bu arada şey konusunda çok hevesli bir grup. Hani sen dedin ya Muse buraya gelse çalar mı veya bir ara geliyordu tekrar Evet. diye. Bu konularda çok hevesliler. Çalmadıkları yerlere gitmek konusunda. Böyle bir e, kaşif gibi daha önce konser verilmeyen yerlerde vermek hevesi, bu konuda istekleri var ama tabii lojistiğin sağlanması. Şimdi bunlar bir turneye çıktığında geçenlerde de konuştuk hani. ikinci konserin e, sahne malzemesi tırda oluyor filan gibi. Onları böyle normal turne rotasının dışında bir yere götürmek güç. Hani röportajlarda filan şey diyor bunlar biz Afrika'da mesela turne yapmak istiyoruz ama maddi olarak mümkün değil yani onu. Böyle bir herhalde çok zengin birinin falan gelip bütün masrafları karşılaması lazım ki olsun o kocakta da turneye çıkmak Her, bu konuda herhangi bir deneyimi olmayan lojistik deneyimi olmayan bir alanda e, ama büyük turne yapacaklar tabii bu sene başlarlar ne zaman biter bilmiyorum artık uzun bir süre ya yani birazcık bu şeylere takılmış son şu klasik rock'taki şeyi okuyunca bu metal herolarına biraz bu albümün son albümün gitar ağırlıklı ve sert bir sound'a sahip olmasından da kaynaklanır bir şekilde. Birazcık daha ben de şey dedim acaba bu hani artık hani 40'ı geçti 50'ye doğru 40'ların başında mı? 40 ortası, 78 olması 78, lazım. Aynen. Böyle tekrar o yaşlarda bir rak yıldızıyım ben havası gelir ve çok kötü dağılabilir ya bu modellerini çok gördük bunların kuşak kuşak. Hani öyle bir yere mi gidecek acaba diye bilemiyorum. Evet yani bu tabii ki en kötü albümüm demeyeceğine göre şimdiye kadar yaptığımız en iyi albüm diyor. Bu son albümü için metbeli. Bence albüm. değil. Yani bence, bence de değil. Hakikaten second love güzeldir. Original symmetry. İlk üç, üç albüm gerçekten çok, beğendiğim... çok iyi. Evet ilk üç. Arada da şöyle. Mesela buraya biliyorsun gelirken bazen evden hmm. grupların ...plaklarını da getiriyorum. Hmm. Bir coldplay çıkmamıştı bende hatırlıyorsun. Onu var, vermiş varmış. Verdi vermiş. Bir vermişsin. tane vermiştim. Şey, Mesela original symmetry var. Hep şöyle düşünüyorum çünkü Muse'la ilgili. Genel görüşümü de aslında özetleyebilecek bir tavır. Foo Fighters'a da aynı şeyi yapmıştım. İyi bir best of'ları çıkar. Hmm. Ve sevdiğim şarkılar orada olur. Alırım hani bütün albümlerini almama gerek yok. Eğer çok istersem zaten işte buradan dinliyorum. Ama hani bir grubun planı almak benim için kendince ve benim açımdan. Önemli bir şeyse tercihlerim açısından. Hani Muse'un tek bir albümünü alacağım ama Best of'u çıkana kadar beklerim dediğim gruplardan. Çok sevdiğim şarkıları var. Konserlerine gitsem bayılırım eminim. Hı hı. Ama mesela konserleri için buradan seyahat planı yapar mıyım? Hayır. Ha, yok. Ha, yani böyle bir yerdeyim. Muse, konusu. <laughs> Muse konusunda. Hani seviyorum, sevmiyorum, <laughs> seviyorum, sevmiyorum gibi. Böyle bazı e, bazı noktalarında bu hani... Çok birbirini tekrarlayan o formül diye adlandırılan parçalar yaptıklarında parçayı dinlediğinde hakikaten güzel şimdi ne diyeceksin o parçayı kötü mü diyeceksin? Değil ama hani koyup evde ben bütün akşam Muse dinler miyim dediğimde onun cevabı hayır oluyor ki bu arada etrafım çok sıkı Muse hayranlarıyla. Gerçekten mi? Ya Şebnem karım Muse hayranı. Şimdi i̇şte bizim Caner büyük Muse hayranı falan hani böyle laf ettirmezler bizim yönetmen Caner ha. laf ettirmez yani Muse'a. Ha güzel o zaman ben bir laf edeyim <gülüyor> <gülüyor> Yok, dedikodu söyleyeceğim C ama doğru kendi... mudur değil midir bilmiyorum ama böyle hani bununla ilgili yani ne? yapılmış olan bir röportaj var ama gerçekten bilmiyorum doğru mu değil mi anlatıyorum. Met hmm. Bellamy ile röportaj yapıyorlar işte en seksi adamlardan biri seçiliyor ya öyle bir şey söyle ki diyorlar röportaj yapan kişi söyle. Işte. Hiç bir seksi şey... değil misin? diyor. Evet yani ya. hani senden ha. nefret edeyim diyor ha. nedir diyor bir kere kısayım diyor çok sıskayım diyor ayrıca ayaklarım çok kötü kokar diyor. Yani konsere çıktıktan sonra o çorabı atarım ben diyor. Yerine yeni çorap giymek zorunda kalırım diyor. Arkadaşları da arkadan söylüyorlar. Gerçekten çok kötü kokuyor. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Bir de bir tane daha bir şey söyleyeceğim. <laughs> Koca yüzü konuştuk konuştuk ve vardığımız <laughs> nokta bu mu? Ha, Ella Evans'la evlendi dedim ya. Bir tane de çocukları olduğundan söylemiştik. Ella <laughs> Evans'ın da Matt Bellamy. E, 2019'da evleniyorlar bunlar. 2017'de ama hala beraberler galiba 2015'ten beri beraberler 2017'de bir tane filmde oynuyor. Elle, Elle Muse filminin ismi. Çok seviyorum. Bütün bu bilgilerle böyle. ne yapacağım hakikaten bilmiyorum ama şu ayağının kokması Berlin'in ee, son dönemde işte bu çekildi yani paparaziler tarafından e çekimler oluyor ya. Yani Matt Bellamy'nin kıyafetleri. Kötü mü? O kadar kötü ki. Yani hiç yani rockstar değil. Yani Anlamıyorum öğretmen adama... Görüşme Günü'ne gelmiş baba kıyar. Gerçekten hani dead dance diyorlar ya hani hmm. öyle bir şey var. Adam yani böyle şeyle ilgili özel hayatla ilgili hakikaten çok şey bilmiyorum. Böyle fotoğrafları falan da Mira... gözümün önüne çok gelmiyor. Sen biraz daha Baktım daha, ben tabi tabii daha, ki bu magazin daha şeyine daha hemen. işte bu baba, baba yani. Ya yani sahne falan klasik o erken 2000'ler grubu bir ara ceket gömlek denediler hepsi biliyorsun. Hani Coldplay'inden bilmem ne. Onları denedi falan gene sahnede bir şey yapıyorlar böyle tasarımcılarla falan çalışıyorlar bayağı üzerinde konuşuyor. Bir ara sadece kırmızı siyah giyiyorlardı mesela bir turnelerinde. Yani hepsinde bir tane hikaye var ee, yani ama bütün şovu dışarıda, düşünen birinin Kıyafetine dikkat etmemesi mümkün değil Ama adamcağız da dışarıda paparaziler çekmiş Üstüne başına batılmaz herhalde Bir beklersin ya bu kadar büyük bir stadyum rak Şeyinden Keith, Keith Richards hiç kimse olamaz bu arada. Olamaz, olamaz geçti ya. Yani. Yani adamın stilini Johnny Depp kopyalayıp film karakteri yarattı Hayatım yani bu Keith Richards olmak kolay İmkanı iş değil İmkanı yok yok yani bir tane İmkanı daha yok, yok. düşünüyorum var. Aynı kıyafeti başka adama giydirsen Çuval gibi durur bu arada evet. Onun üstünde iyi durur Tabii. o kadar yani. O kadar Keith Richards ve kıyafetleri konusunda <laughs> bir ara e, konuşuruz. Bilmiyorum, sen ilginç mi ama biz konuşuruz. Bilmiyorum. Güzel. Konu hakkında çok bilgin değilim böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle başka eklemek istediğim bir şey yoksa, Muse'u e, umarım bir ara tekrar ülkemizde görür izleriz. Gerçekten çok iyi oluyor çünkü konserleri çok eğleneceğimizden eminim hep birlikte. Gidenler varsa da hatırlayacaktır e, o güzel konseri. Ya yani Muse'nin e, ufacık bir yerden çıkan 3 üç ergen arkadaşın dünyanın en büyük rock gruplarından birine evrilmesi, bizim yaşadığımız dönemin en fazla işte seyirci çeken, plak satan, albüm satan neyse sevilen gruplarından birine dönüşmesi başlı başına bir hikaye. Bellamy de buradaki önemli bir figür. Başroldeki adam da o. Hani 30 yıl olmuş neredeyse hmm. kurulalı. 94 desek 2023'teyiz. Hani hesapla 30 yıl bu işleri sürdürmek, bir kariyeri inşa etmek ve hani herkesin ortak görüşü neredeyse İngiliz müzik basında şu hani bu bir tam inşa süreci. hani EP'den itibaren hep üstüne bir şey koyarak artık burası tamam Muse içindendiğinde bir üstüne çıkarak belki eski dinleyicisine bizim gibi Origin of Symmetry'dekini... Hmm. bir başka diğer albümleriyle çok tatmin edemese de geniş kitleleri tatmin etmeyi sürdürerek ve o kitleyi genişleterek ilerlemek mühim işler. Bir nevi bu dönemde, bu çağda bir grubun nasıl idare edilebileceği ve bir kariyer örneği olarak bakmak gerektiğinde bakılabilecek bir hikaye de bırakıyor. O açıdan da önemli miyiz? Hani bu, bu, bunu artık kimse yapamaz. Bu eski grupların işiydi denilen bir şeyi tırnaklarıyla kazıyarak çok iyi şarkılar yaparak. Hakikaten bütün albümlerine çok vakit harcıyorlar. E, kimi zaman gitmişler bir Fransa'da bir şatoya kapanıp iki ay çalışmışlar dağılmışlar sonra gidip Amerika'da toplamışlar o albümü iyi albüm olmuş. Kimi zaman demişler ki biz artık kendimiz yapımcılığını üstleneceğiz yani albümlerin onu Hı -hı. yapmışlar. Kimi zaman dönmüşler eski kadrolarıyla ses konusunda arayış ama her zaman tatmin edici her albümlerinde hit parça koymayı başarmışlar hayran kitlelerini Evet. dağıtmamışlar. Üstüne de insan eklemişler. Hala da evet. sorulduğu zaman hani bana dünyanın en büyük rock grupları dediğinde hala hazırda belki aklıma gelir gelmez bilmiyorum Mews hani Samico'nun işinde. Başka, başka grupları herhalde öncelerim. Ama bu sevmediğim anlamına da gelmiyor. Ama merak da uyandırmıyor artık bende. Yani şu son albümlerini hakikaten önüme düşmese şeyde Spotify'da yani Muse albüm çıkarıyor mu? Ne yaptı bu adamlar diye bakıyorum bir mi? şey diye. Hani öyle bir pozisyona geldi. Bu kötü oldukları veya ben atıyorum şimdi Imagine Dragons'la Muse gibi bir şey yapıyor şu anda. Onlar da o yolu açan Muse diye tabii, de bakabilirsin. Tabii. Bu arada Matt Bellamy'i hiçbir şekilde kimseye yanına sokmazmış. Vokal kayıtlarını yaparken, stüdyodayken sadece prodüktörün girmesine izin veriyormuş. Çıplak sesini kimsenin duymasını istemezmiş. <laughs> i̇şte böyle. Bu haftaki programda Muse'dan bahsettik. Önümüzdeki hafta başka bir gruptan bahsederiz ya da konudan bahsederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.